Evet. Ve diğer bir yine konuşmanızın arasında geçirdiğiniz konu hipertansiyon dediğinizde Evet, Arman evet, Hocam. evet. Peki hipertansiyon ve böbrek ilişkisi nedir? Böbrek tabii ürettiği idrarın içine kattığı zehirlerin ve bu işi yaparken kullandığı idrarın temeli olan sıvının gelişimi kan damarlarından alır. Yani çok büyük kan damarları böbreğe girdikçe incelir, dallanır. Onlar da sonsuz sayıda küçük kılcal damarlara dallanır ve bir geçişken kürenin içinden o kanlardan böbreğin içine hem sıvı hem atılması gereken kandaki zehirler hepsi toplanıp yoğunlaştırılıp mesaneye gönderilir ve mesaneden dışarı atılır. Dolayısıyla hipertansiyon böbreğin ana damarlarından kılcal damarlarına kadar zehirdir. Yani hem sigara hem hipertansiyon zehirdir. Kılcal damarların bozulması demek böbrek işlevlerinin de yorulması, azalması anlamına gelir. Bu kez işte böbrek aynı işi yapmak için iki katı çaba sarf eder ve bütün bunlar yıkımdır böbrek için. Az önce söylediğim gibi hani insanın sağlık yaşı damarlarının yaşındadır dedim ya. Orada işte sigaranın ve hipertansiyonun böbrek damarlarına vermiş olduğu hasar aslında böbreğin çalışmasını da zorlaştırır, güçleştirir, sonunda da felç eder, durdurur. Dolayısıyla hipertansiyon bir beyin, bir göz, bir kalp gibi damarları bozup o organları nasıl paralize ediyor, felç ediyorsa böbrekleri de aynı şekilde yapabilir. Böbreklerin temel çalışma mekanizması vücuttan atılacak çöplerin suyunu ve zehirleri kanın kendisinden alır. Çünkü kan orada dolaştıkça onları böbreğe verir, böbrek de toparlar, yoğunlaştırır, paketler, idrar torbasına salar. Bu şekilde çöp sistemi olarak atılır idrarımızdaki zehir. Bu iş için bir miktar su kullanılır. Evet. Suyun kaynağı kanın içindeki sıvı, su. Zehir kanın içinde taşınıyor, böbreğe teslim ediliyor aynı çöp kamyonları gibi. Dolayısıyla sizin böbrek damarlarınız hipertansiyona bağlı bir hasar gördüğü zaman böbreğinizin işlevi de azalmış oluyor. İş yapabilme kabiliyeti azalmış oluyor. Dolayısıyla hipertansiyon da bütün organlar gibi böbrek için ciddi bir zarardır. Türkiye'de her zaman hipertansiyon cemiyetleri şunu söyler. Böbrek diyaliz hastalarının en sık sebebi yüksek tansiyondur. Böbreklerinizi korumak için tansiyonunuzu düşürün. Zaten deniyor. Bu bilimsel olarak da kesin bir veri. Tabii hipertansiyona yol açan nedenler, egzersiz yapmama, kötü beslenme, obezite, sigara, ailevi yatkınlık var. Tabii kolesterol ve Evet. yüksek tansiyona. Bütün bunlar böbreklerin aleyhine şeyler. Buradan da şuraya sıçrayabiliriz. Hani hipertansiyona bağlı ve onun sonuçlarıyla gelen hastalık ve ölümlere bakarsak, bir insanın tansiyonu ne kadar düşük ise bu anlamda o kadar uzun yaşıyor. Tabii ki bir trafik kazası, bir kanser hastalığı veya başka bir şey Evet. geçirmediğini varsayıyorum. Kişinin tansiyonu ne kadar düşükse o kadar uzun yaşar. Tabii ayakta kalacak kadar düşük olacak. Yoksa çok düşürüp bayılmanın da yürütülebilirliği Tabii yok. dikkat edeceğim kendi Ya. sağlığını.